Valla benim algıladığım özellikle hukuk ve ekonomi reformu hususunda altını çizerek bir gündem başlığı açtı AK Parti. Fakat bunun daha çok ekonomiyle ilgili bir yani merkezde olayı yürütebileceği kanaatindeyim. Yani hukuksal boyutta eğer referans verecek olursak hatırlayın işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşleri kapsamında başlattığı ve farkındalık noktasına getirdiği bir hukuk sorunu olduğuna dair bir genel algı oluştu Türkiye'de. Toplumun her kesiminde de bu varlık gösterdi diyebilirim. Ve daha sonrasında AK Parti hukukla ilgili gündem başlıklarını doğrudan işte CHP'nin ortaya koyduğu bu noktadan kendi üzerine almak noktasında bir hareket alanı, bir etki alanı oluşturmaya çalıştı. Yani kaptırdığı bir başlığı. Çünkü AK Parti'nin adı adaletle başlıyor. Evet. Yani dolayısıyla yani işte kimsesizlerin kimi olmak, sessiz yığınların sesi olmak gibi bir iddiada bulunan bir partinin 18 yıl sonra ki adalet yürüyüşleri bundan 2 yıl önce olduysa, 3 yıl önce olduysa 15 yıl sonra adının da başlangıcında yer bulan adalet başlığında bir sorun olduğunun farkına varmak durumunda kaldı. Muhalefetin böyle bir özellikle farkındalık noktasında özel bir yer açtığını söyleyebiliriz. Bunun sebebi de işte biliyorsunuz 15 Temmuz davalarıyla başladı. Yani adalet yürüyüşlerinin temelinde biraz da 15 Temmuz'a vurgu vardı. 15 Temmuz'daki yargılamalarla ilgili bir işte tutarlılığın olmadığı ya da güvensizliğin olduğu gibi bir durum oluşmuştu. Evet, orada mesela zenginlere bir şey olmuyor, fakirlere bir şey oluyor gibi bir algılar oluşmuştu. Aynen. Dolayısıyla ben hukuksal boyutta işte hem Selahattin Demirtaş kararı önümüzdeyken hem işte HDP'nin kapatılmasıyla ilgili bir gündem söz konusuyken özellikle Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konudaki tutumu çok net görünüyor. Ve MHP sözcülerine de baktığımızda bunu hani bugün itibariyle kapatacak bir noktada olmadıklarını görüyoruz. O nedenle bunu zorlayacak, AK Parti adına sıkıştıracağı bir başlık. Hem HDP konusu söz konusuyken hem Selahattin Demirtaş kararı ortadayken hukukla ilgili çıkarabileceği özel işte yaklaşımlar ya da ortaya koyabileceği yaklaşımlar bence karşılığını çok bulamayacak. Yani reform diyerek iletişim açısından kıymetli bir şeyi arkasına taktı ve şu anda toplumda evet AK Parti'de bir değişim mi var havasına soktu. Burası hakkını teslim etmek Evet. gerek böyle bir gündemi Ama mesela daha oluşturabiliyor. fare mi doğuracak? Ama dediğiniz gibi bunun aynı zamanda beraberinde bir risk olduğunu da söyleyebiliriz. Nedeni de şu, sizin dediğiniz gibi eğer dağın fare doğurduğu gibi bir sonuç ortaya çıkarsa AK Parti adına hukuk alanında, adalet başlığı altında muhalefetin elinde olan o kozu almasının mümkün olmadığı gibi ters tepme Ters ihtimali edecek. de söz Bir konusu. yandan da eğer orada ölçüyü kaçırırsa kendi ortaklığı Tabii. içerisinde MHP'yi bu sefer Kaybetme kaybetme riski riskini var. aynen taşıyor. Ama ben daha çok ekonomiyle ilgili yani özellikle Sayın Berat Albayrak'ın gittiği andan itibaren yani Türkiye siyasetinin gerçekliğine baktığımızda Berat Albayrak sadece Hazine ve Maliye Bakanı olarak algılanan bir bakan değildi. Değildi. Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi algılanıyordu. Aynen her olayda, her konuda mutlaka Berat Albayrak aktörü olarak bir şekilde vardı. Dolayısıyla o günden sonra işte Naci Ağbal'ın bu faizle ilgili geçen hafta Cumhurbaşkanı'nın özellikle DEİK toplantısında altını çizerek paylaştığı ben kardeşim faize karşıyım, yanlış yapıyorsunuz, bu bu doğru tabii hemen değil. beraberinde şey getirdi. Naci Ağbal gidici mi? Faizler düşürülecek mi? Bu bir emir miydi gibi şeyler getirdi beraberinde. Ben AK Parti'nin ekonomiyle ilgili bundan sonra çok fazla oynayabilecek, aktörleri değiştirebilecek bir imkanı olduğunu şu aşamada düşünmüyorum. Çünkü böyle süreklilik arz eden bir değişikliğin olması
hem ekonomiye olan, zaten sıkıntılı olan bir dönemde, hem ekonomiye olan güven, hem de yani o kötü, bu kötü, herkes kötü. Yani bunu anlatmak iletişim açısından sıkıntılı olabilir AK Parti adına. O nedenle ben ekonomiyle ilgili yeni yaklaşımları daha radikal dönüşler yapabilecek şekilde yeni enstrümanları ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Diyecek ama ekonomi yönetimi kendi bildiğini yapmaya devam edecek. Biraz bağımsızlık noktasında bence o izlenimi son dönemde vermeye çalıştı zaten Naci Ağbal. Yani Cumhurbaşkanı çok alenen kamuoyu önünde faize karşı olduğunu biliyoruz. Yani bunu bugün için bilmiyoruz. Bunu yıllardır söylüyor. Zaten inanç orada karşılıyor. Aynen. Ama gördük ki yani faizler arttı. Yani şu an itibariyle. Faizler düşükken enflasyon artıyordu zaten yani. Bağımsız olmadı da çok ortaya çıktı. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın biraz olsun piyasalara bu anlamda bir güven aşıladığını, verdiğini söyleyebiliriz. Ama işte bundan sonraki aşamada AK Parti'nin o açıklayacağı çalıştık, bitirdik, hazırladık. Açıklama noktasına geldik ifadesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat kendisi söylediği için. Sen orada ağırlığı ekonomiden yana bekliyorsun. Ben ekonomiden yana biraz farklılık oluşturabileceğini söyleyebilirim ama tabii hukuk, adalet başlığı başlığına dair de mutlaka böyle genel geçer bazı kavramları belki ele almak, tartışmak, tartıştırmak üzerine yeni yaklaşımlarını ortaya koyabilir. Ama ben daha çok piyasaların bu konuyla ilgili ekonomiyi satın alma noktasında olabileceğini ya da en azından kamuoyunun ekonomi üzerinden verilen şeyleri değerlendirebileceğini düşünüyorum. Çünkü adaletle ilgili başlıkta dediğim gibi ilk soru, peki HDP kapatılacak mı? Soru bir. İki, Selahattin Demirtaş sanılacak mı? Üç, bundan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlara karşı bizim yaklaşımımız ne olacak gibi